Merhaba, selamlar. Bugün sizlerle burada görmüş olduğunuz markanın klavye mouse setini inceleyeceğiz. Aynı zamanda kulaklığı var. Bu kanalda incelediğim kaçıncı kulaklık bilmiyorum. Her neyse, ben bunu set halinde aldım. Bu şekilde geldi. Daha bir sene olmadı kullanalı. Kulaklığından çok çok memnunum. Çok güzel sesler veriyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Kontrolü buradan yapılıyor. Ses açma kafama. Burası. Mikrofon test etmedim. Onu hiç bilmiyorum. Hani yalan yok. Mikrofon hakkında pek bir bilgim yok. Çünkü benim laptop harici bir mikrofonu kabul etmiyor. Şimdi dediğim gibi ses kalitesi güzel. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Gelelim mouse'a. Mouse'un renkleri ayarlanmıyor. Kendi kendine içine dönüyor. Bu şekilde bir renk geçişi var. Bu kendi kendine oluyor. Durduramıyorsunuz, değiştiremiyorsunuz. Bunu da kenara bırakıyorum. Şimdi gelelim bu klavyeye. Bu klavye çalışmıyor. Normalde ben de buradan Ekin abiye selamlar. Ekin abi gibi TAA gibi kıracaktım. Sonra dedim ki bir bakayım bunun nesi var. Çünkü olay şuydu. Klavyeyi takıyorum. Ya ledleri yanıyor ya kendi çalışmıyor. Ya da tam tersi kendi çalışıyor ledleri yapmıyor. Şu kabloyu oynuyorum bir şeyler yapıyorum falan sinirim bozdu. Şimdi o yüzden ben de bunun bir içini açacağım. Ama önce şunu bir tak alıp nasıl göründüğüne bakalım. Bu şekilde. Şu an gösteremiyorum nasıl değiştireceğimi. Keşke sökmeden önce yapaydım. Evet. Küçük enişteyle sökmeye başlıyoruz. Normalde ben bunu yaparım diye bu işe girdim. Ama an itibariyle tamamen bozulduğu için şu an tek derdim içindeki o RGB'sini çıkartıp çalıştırabilecek miyim onu öğrenmek. Siz sıkıldıysanız gidip bir çay may alın. Ben birkaç saniye gidiyorum. Bu arada bunları giymemin sebebi artistlik olsun falan filan diye değil. Bende polen alerjisi var. Bu elimin üzeri kabarıyor. Daha doğrusu aç olan her yer kabarıyor. O yüzden hani çirkin bir görüntü olmasın diye bu şekilde bir şey çözüm buldum. Bence güzel oldu ya, bundan sonra böyle yapabilirim. Evet. Bu. Şunu şuradan bir sökelim. Tamam. Şimdi bunun kablosunu tekrardan bir bağlayalım. Buradaki ledler bu panelde yansıma yapıyor. RGB falan hak getire. Alakası yok. Aha, bak ışığa gitti. Bak biliyor musun? Yüksek ihtimalle kablosunda bir sıkıntı vardı da bunun anasını, o yüzden şunu şuradan bir çıkarayım. Aa, süper. Tamam, RGB'ye hiç zarar vermedim, bak cincik gibi çıkarttık. Tertemiz. Şunu çıkaralım. Bu arada gerçekten aşırı zevkli oluyormuş. TA'yı çok daha iyi anlıyorum şu anda. Evet. Lehim çıktığı için çalışmıyormuş. Lan boşu boşu klavyeyi parçaladık. Aslında bu lehimi yapsaymışız çalışacakmış. Moralim bozuldu. Madem bu laflar getirdik. Evet. Bu da böyle bir üründü. Ürünün linkini aşağıya bırakacağım. Almak isteyenlere uyarımdır. RGB'si yok. Sadece led bir aydınlatması var. Kulaklığı için aynı şey söylemiyorum. Bak kulaklığı güzel. Ona lafım yok. Ama bu ürün özellikle klavyesi çok tel başa. Evet, benim söyleyeceğim bu kadar. Bunu da böyle ara video olarak yayınlarım. Ana video olarak da daha güzel incelemeler gelecek. Planlarım var. Şu an
tedarik aşamasındayım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.